4. Uluslararası Aksaray Sempozyumu başladı. Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi İşbirliği ile Aksaray Üniversitesi Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Aksaray Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış paneliyle başladı. Aksaray Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Şahin ve Somuncu Baba Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Sami Yıldız açılış konuşmasında Aksaray ve değerlerine odaklanan çalışmalarla sempozyumun amaç ve hedeflerini açıkladı. Açılış paneline katılan Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray'ın her alanda gelişimi için yapılan çalışmalara desteklerini yineleyerek teşekkür etti. Sayın hocamızın da özetlediği şekilde kendileri sempozyuma ilişkin hedef belirttiler. 8 yıl bir süre içinde yapılacak çalışmalar ve nihayetinde gelinmesi gereken noktaya vurgu yaptılar. Biz de bu noktada belediye olarak Aksaray'ımızın bir değeri, Somuncu Baba Hazretleri'nin hem Aksaray'da bulunma amacı, Aksaray'da bulunmuşluğu, hem de şu an kabrinin, mezarının olduğu yere ilişkin olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanda, bu çalışmanın arifesinde bir müzemiz var, Somuncu Baba Müzemiz var. Onun teftişatını yeniledik. Orayı tekrar gidip ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Hayat sürecinden bahseden, görselleriyle anlatılan bir müzemizdir, yaşayan bir müzedir. Tabii ki bugün de burada, bu sempozyumda bilimsel olarak çalışmalar ifade edilecek. Ben bu tarz çalışmaların hem şehrimize hem bilimsel gerçekliklerin ortaya çıkması adına hem de Aksaray'ımızın tanıtımına sunmuş olduğu katkılar açısından önemli vurgu yapmak istiyorum. Bundan sonraki yapılacak çalışmalarda katkı sunacağımızı belirtmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar, hürmetler sunuyorum. Vali Ali Mantı, tarihin önünde yaşayan kültürün devam etmesi, şehirlerin kimliğinde kendini devam ettirmesi yönünde düzenlenen sempozyumun önemine değindi. Şu anda buraya gelen öğrencilerimiz şanslı. Eğer bir kelime bile ileride hayatınıza yön verecek bir kelime bile burada yakalayabilirsek bizim için ne mutlu. İnsanların hafızası, kimliği ve tarihi olduğu gibi şehirlerin ve ülkelerin de hafızası, kimliği ve tarihi var. Şehirlerin kimliği orada yetişmiş, hafızası orada yetişmiş insanlar. O şehre dair bir şeyler söylemiş ve söyleyen insanlar, söyleyecek insanlar şehrin hafızasıdır. O hafızadan ileride bir kimlik, bu kimlikten ileride bir tarih oluşuyor. Protokol konuşmalarının ardından birinci günü açılışı takiben oturumlara geçildi. 11 temanın konuşulacağı ve 3 gün sürecek olan sempozyum 15 oturumda gerçekleştirilecek. Bu yıl sempozyuma 59 bilim insanı katılım sağlayarak 7'si yabancı ülkeden olmak üzere 53 sözlü bildiri sunacak. Böylece 4 yılda sunulan bildiri sayısı 325'e ulaşmış olacak.